Arkadaşlar merhaba. İslam felsefesi ve düşünce tarihine dair müzakeremize devam ediyoruz. Bugün sizlerle Kim Kimdir başlıklı müzakeremiz kapsamında Ömer Hayyam'ın hayatını, eserlerini ve ilmi kişiliğini analiz edeceğiz. Müzakeremize geçmeden önce videomuzu beğenir ve kanalımıza abone olursanız bu konudaki çalışmamıza desteğiniz için teşekkür ederiz. Arkadaşlar fizikten matematiğe, matematikten astronomiye, astronomiden felsefeye ve felsefeden şiire uzanan çok yönlü bir düşünür. Aslında biz onu rubaileriyle yani şairlik yönüyle tanıyoruz. Ve bu da pek çok tartışmanın konusu oluyor. Gelin hep beraber bu çok yönlü düşünürü bütün boyutlarıyla kısa ama öz bir şekilde incelemeye çalışalım. Ömer Hayyam kim? Ömer Hayyam 18 Mayıs 1048 yılında Horasan eyaletinin merkezi Nişabur'da dünyaya geliyor. Asıl adı Ebu Hafs Ömer İbni İbrahim Gıyasettin Hayyami. Buradaki Hayyam ifadesi Hayyami mi yoksa Hayyam mı şeklinde tartışılmış. Hayyami olursa Arapların Hayyami kabilesinden gelen bir kişi olduğu, Hayyam olursa babasının çadırcı olduğu şeklindeki çıkarımlara konu olmuş. Aslında Ömer Hayyam'la ilgili hep İran düşünürü ve İran filozofu olarak ifadeler görüyoruz. Aslında dönem olarak da Büyük Selçuklu'nun yetiştirdiği en büyük bilim insanlarından bir tanesi. Hayatına baktığımız zaman Büyük Selçuklu'nun o dönemde Ömer Hayyam'a verdiği değeri ve onun ortaya koyduğu çalışmalarına desteğini her yönüyle görüyoruz. Ömer Hayyam bunu bilimsel çalışmalarına bir destek olarak görüyor ve Selçuklu sultanlarının bu konudaki ilgisini o yönde kanalize ediyor. Semerkant'tayken Ebu Tahir isminde yüksek makam sahibi bir memurun himayesine giriyor ve Nişabur'da 85 yaşlarında öldüğü ifade ediliyor. Ölüm tarihiyle ilgili de 1123 ve 1132 tarihleri öne çıkıyor. İlmi kişiliğine baktığımız zaman Hayyam'ın varoluşsal sorunları ortaya koymada kendine özgü metot ve çözümleri olan birisi olduğu karşımıza çıkıyor. Hayyam'ın ünü tıp, felsefe, fizik, matematik ve astronomi dallarında yayılıyor. Ve bilimsel kişiliğini anlama noktasında Melikşah'la olan ilişkileri ve astronomiyle ilgili yaptığı gözlemleri dikkate değer unsurlar taşıyor. Hayyam'ın Yunan felsefesiyle yakından ilgilendiği ve İslam felsefesinde de İbn Sina'nın takipçisi olduğu ifade edilmiş arkadaşlar. İbn Sina ile beraber İhvan-ı Safa'nın da eserlerini bildiği ve takip ettiği söyleniyor. Maurice Cantor Hayyam'ı ölümsüz matematikçi olarak teler. Zamanına göre oldukça alışılmadık bir ilerleme yaparak kübik ve daha yüksek derecede denklemlerle sistematik olarak uğraştığını dile getirmiştir. Bu bağlamda ikinci derece denklemlerden cebir ve geometri sonuçlarına ulaşması ve birbirinden farklı 13 denklem türü tanıtması, fizikte altın ve gümüşün özel ağırlığını araştırması önemli ve dikkate değer çalışmalardır. Hayyam'ın genelde matematiğin ve özelde analitik geometrinin gelişim üzerindeki etkisi çok büyüktür. Ve çalışmaları Şerafettin et-Tusi'ye kadar İslam matematiğinde, 3. dereceden denklemlerin çözümünde geometrik yaklaşım benimseyen Descartes'e kadar aşılamamıştır. Onun matematiğe ilişkin araştırmaları ve sayılar kuramı, Öklid'in 5. postulatı ve cebir alanında yoğunlaşmıştır. İrrasyonel sayıların da rasyonel sayılar gibi kullanabileceğini ilk defa o göstermiştir. Bu alanda 3. dereceden denklemleri de kapsayan birçok cebirsel denklemi sınıflandırmış ve bunlara dair çözümler teklif etmiştir. Özellikle x sayısında Hayyam'ın bulduğu, x yerine şey ifadesini kullandığı daha sonraki matematikçiler tarafından şeyin x olarak bu denklemlerde karşılık bulduğu ifade edilmiştir. Beyhaki, Hayyam'ın hafızasının fevkalade kuvvetli olduğunu, dil, fıkıh, tarih ve kıraat sahalarında geniş bir malumatı olduğunu, riyaziye, tıp ve diğer akli ilimlerde eşsiz olduğunu söylerken, Necmettin-i Daye de onun bahtsız bir filozof ve maddeci bir düşünür olduğunu ifade etmiştir. Ömer Hayyam, Batı'da Doğu'nun en fazla hayranlık uyandıran şairi ve en tanınmış düşünürlerinden birisidir. 1892'de Londra'da onun adına bir kulüp kurulmuş, 1970'de ayın üzerindeki bir kritere, 1980'de de yeni bulunan bir kuyruklu yıldıza ismi verilmiştir. Hayyam'ın ilmi kişiliği ifade ettiğimiz üzere hem Doğu'da hem de Batı'da her zaman için önemini ve yerini korumuştur. Hayyam'ın bilim tarihine yaptığı katkılar matematikle sınırlı kalmamış, astronomide de devrim niteliğinde yenilikler imza atmıştır. İbn-i Lesir'in verdiği bilgiye göre 1074 yılında Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah onu İsfahan'a davet ederek bir rasathanenin başına getirmiş ve bilim insanlarıyla Yezdicer takvimini düzeltmesini istemiştir. Fakat Ömer Hayyam ve bilim insanları bu takvimi düzeltmek yerine mevsimlere tam uyumlu bir takvim yapmaya çalışmışlar ve 5000 yılda bir yanılan Celali takvimini ortaya koymuşlardır. Ayrıca heyet Zici Melikşahi adlı bir zicede yani astronomik gözlemlerden oluşan bir tabloya da imza atmış ve bu rasathane büyük bilimsel
işleri ortaya koymuştur arkadaşlar. Hayyam'ın felsefesiyle ilgili toplumsal tasavvurda kalan ise bu bilimsel çalışmalardan çok rubaileri ve onun toplumdaki yansımalarıdır. Hayyam, dini ve toplumsal sahada gördüğü çelişkileri, açmazları rubaileri vasıtasıyla toplumun gündemine taşımış ve tartışmaya açmıştır. Bir de buna Hayyam'a nispet edilen rubaileri eklediğimiz zaman çok ciddi bir külliyat İslam felsefe ve düşünce geleneğinde ortaya çıkmıştır. Sadık Hidayet bundan dolayı Hayyam'ın rubaileriyle ilgili literatür bir araya getirilebilecek olsa çok büyük bir kütüphane oluşabileceğini ifade etmiştir. Hayyam'ın hayatına baktığımız zaman bir bilim insanı olarak çok yönlü bir düşünür ve fikir insanı olduğunu, Büyük Selçuklu sultanları tarafından korunduğunu ve bilimsel açıdan da birçok ürün verdiğini görüyoruz. Fakat bugün Hayyam'la ilgili değerlendirmelere baktığımızda ise tam tersi Hayyam'ın birçok insan tarafından ötekileştirildiği, özellikle rubailerinden dolayı da eleştirildiğini ifade edebiliriz. Hayyam'ın rubailerinde en çok tartışma konusu olan mey, şarap, cennet ve cehennem tasvirleri. Hayyam'ın bunları mecazi anlamda kullandığı, açıklayıcı bir takım anlamlar yüklediği ifade edilmiştir. Fakat burada şunu ifade etmemiz lazım. Hakikat ve mecaz arasındaki ilişki kişinin algısına ve bu rubaileri anlama kapasitesiyle de alakalıdır. Yani bir insan bir rubayı okuduğu zaman kendi entelektüel birikimi onun anlamını ortaya koyacaktır. Çünkü aslında dörtlükler halinde ifade edilen bu cümleler pek çok göndergeye ve alt mesajlara sahiptir. Rubailerinin sayısına baktığımız zaman rubaiyatının istinsah tarihlerine göre sayılarının günümüze yaklaştıkça arttığını görüyoruz. Rubaiyatının Latince çevirileri ise 18. yüzyılda ortaya çıkmış ve Fitzgerald'ın İngilizce çevirisiyle meşhur olmuştur. Ve aslında Ömer Hayyam'ın en bilinen yönü de bu rubaileriyle ortaya çıkmıştır. Hayyam'ın felsefi yönü ağır basan pek çok rubaisinde insanın yokluktan gelip yokluğa gittiği ve bu sebeple içinde bulunan anın iyi değerlendirmesi gerektiği vurgusu öne çıkar. Rubailerin iyi görmesinde bu düşünceler yanında rubailerin edebi açıdan kendine has özelliklerinin olması da dikkat çeker. Derin felsefi konuların yalın bir dille ifade edilmesi, az sözde çok anlamın ortaya konulması ve her mısranın birbirini tamamlayacak şekilde sıralanması rubailerin toplumsal hafızada yerini bulmasıyla sonuçlanmıştır. Hayyam'ın Arap şairi Ebu'l-Ala el-Ma'arri'den etkilendiği söylenilse de Ma'arri'nin şiirlerindeki felsefi yeis yani ümitsizlik hakimken Hayyam'ın rubailerinde ise felsefi hüznün baskın olduğu ifade edilmiştir. Hayyam'ın rubailerinden hareketle sufli aşka ve şaraba düşkün bir kişilik olduğunu iddia edenler olduğu gibi bunların sembolik bir dil olduğunu ve tasavvufi söylemdeki ilahi aşka ve melami meşrep bir kişiliğe işaret ettiğini söyleyenler de olmuştur. Hayyam gibi büyük düşünürleri incelerken çok yönlü okumalar yapmak ve derinlemesine araştırmalarda bulunmak en doğru tutum. Özellikle toplumsal, siyasi ve felsefi boyutlarıyla incelediğimiz zaman Hayyam'ın mesajını anlama imkanına sahip olabiliriz. Hayyam'ın eserleriyle ilgili incelemede bulunduğumuz zaman özellikle rubailerinin bilindiğini, diğer eserlerinin toplumsal olarak çok da bilinmediğini ifade edebiliriz. Rubailerinin çevirisine Sabahattin Eyüboğlu'nun baskısından erişebilirsiniz. Türkiye kütüphanelerinde yazma eserler mevcut. 19. yüzyıldan itibaren Hayyam'a ilgi artıyor ve ilk Türkçe çevirisini Muallim Fevzi'nin yaptığı ifade ediliyor arkadaşlar. Muallim Fevzi Hayyam'la ilgili makaleler de yayınlamış ve 1885 ve 86 yıllarında bu makaleleri yayınlayarak daha sonra kitap haline dönüştürmüş. Hayyam'ın diğer eserlerini videonun sonuna ekleyeceğim. Oradan eser isimlerini inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Bundan sonra birkaç video daha hazırlamak istiyorum Hayyam'la ilgili. Rubailerinden seçtiklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizlerin de Hayyam'ın rubailerinden analiz edilmesini istediğiniz, merak ettiğiniz rubailer varsa bunları yorum bölümüne atarsanız onları da sizlerle beraber felsefi açıdan analiz edip incelemeye çalışırız. Hepinize ilginiz, desteğiniz ve katkınız için teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.